Fırat. Sen buranın yolunu bilir miydin? Cemil burada buluşmak isteyince ses etmedim. Geç otur şöyle, ben de gideyim. Gitmene gerek yok. Aramızdaki anlaşmaya ikimizin de güvenebileceği bir şahit lazım. Değil mi Cemil? Anlaşma mı? O öyle demeyi tercih ediyor. Gel sevgilim. Otur lütfen. Anlaşılan nişanlının köpeklerin üstüme salıp beni kurşunla attığından haberi yok. Ne oluyor Cem? Astı astır olmayan bir yalan. Bakma sen ona. Ne kadar inkardan gelsen de bunu senin yaptığın ikimiz de biliyoruz Cemil. Ama mevzu bu değil. Sen Sarıyer'deki arsayı istiyorsun değil mi? Onu sana bırakıyorum. Geçmişten gelen bütün husumetlerimizi de unutacağız. Sen yoluna gideceksin. Ben de kendi yoluma. Ne yapıyorsun Cemil? Sakin ol sevgilim. Biz Fırat'la düşman falan olmadığımız için böyle barışta anlaşmaydı gibi laflar komik geliyor. Bence sen benim karşımdaki konumunun ne kadar alçakta olduğunu anladın. Böyle süslü laflarla üste çıkmaya çalışıyorsun. Ama hayat böyle bir şey sevgilim. Ne yaparsın? Bazıları saraya kapı olur. Bazıları da o kapıya paspas. Bayramdan bayrama dikey olarak geldiğin cami var ya Cemil. Bir gün seni oraya yatay olarak getireceğim. Ama o gün bugün değil. Sakın, sakın. Sakın bir daha benim yanımdan kalkıp onun peşinden gitmeye kalkma.